Merhaba, kanalıma, İkbal'le Hayata Daire ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle köfte yapacağım. Güzel, farklı bir köfte yapacağım. Bakalım beğenecek misiniz? Köftem için malzemelerim, dana kıyma ama yağlı tarafından, koyun kıyması, hemen hemen eşit miktarlarda dana kıymayla koyun kıyması, kırmızı biber çok az kullanacağım. Yeni bahar ve karabiber ve ıslatılmış bayat ekmek. Bir tane soğanım ve 3 diş sarımsağım, bir tane yumurta ve kabartma tozu. Şimdi köftemizin yapımına hep birlikte geçelim. Kolay gelsin. Köftemizi öncelikle bir paket kabartma tozumuzu bir miktar suyumuzun içine boşaltarak başlıyoruz. Çok az bir suyun içine kabartma tozumu boşalttım. Kabartma tozumu aktif hale getirmek için yaptım bunu. Ve kabartma tozumuz aktifleşti. Gördüğünüz gibi. Aktifleşen kabartma tozumu köftemin üzerine böyle iyice karıştıraraktan, bütün hepsini kullanmış olabilmek için karıştırarak döküyoruz. Köftemizi üzerine aldım. Birazcık bunu yediriyorum elimle. Bunu yedirdikten sonra diğer malzemelerimi ilave edeceğim. İlk etapta kıymamız dağılıyormuş gibi olacak. Gördüğümüz gibi dağılıyor gibi oluyor. Fakat bu biraz yoğurdukça birbirine güzelce girecek. Bol yağlı kıyma kullandım çünkü hiçbir şekilde yağ kullanmayacağım. Ve patatesle birlikte pişireceğim. Patatese de yağ kullanmayacağım. Köftenin kendi yağıyla patates de pişsin istiyorum. Şimdi gelelim diğer malzemelerimize. Böyle bunu kenara alıyorum. Ve soğanımı rendeleyeceğim. En küçük gözünde rendeliyorum soğanımı. Çünkü suyunu sıkmak istiyorum. Yani suyunu kullanmak istemiyorum soğanın. Sadece pusasını kullanmak istiyorum. Küçük boy bir soğandı. Büyük boy değil, orta boy da değil, küçük bir boy bir soğanı rendeledim. Evet, rendelediğim soğanımı. Şimdi suyundan arındıracağım. Ve süzgeçten süzüyoruz suyunu. Güzelce suyunu süzdüğümüz soğanımızı şimdi artık ilave ediyorum. Evet, soğanımı ilave ettim ve sarımsaklarımı rendeleyeceğim. Onu direkt içerisine rendeliyorum köftemin. Çok güzel aroma verecek içerisine bu sarımsak. Eğer daha önce sarımsaklı bir köfte denememişseniz mutlaka deneyin. Gerçekten çok leziz oluyor. Şimdi ekmek. Şöyle bayat ekmeğim yoktu. Ben ıslattım ekmeği. O yüzden çok bayat değildi. Rondoda çekeceğim kadar. O yüzden ıslattım. Ekmeğimi de ilave ettim. Bu ekmeğin hepsi fazla gelecek. Ben şöyle şu kısmını da alayım. Bu minik fırın ekmek, somun ekmeklerin yarısıydı. Ama burada kıymam dediğim gibi hemen hemen 600-700 gram kıymam vardı. Fazla gelmesin diye hepsini katmayacağım. Yumurtamızı da kırdık. Baharatlarım
yeni bahar. Arkadaşlar birer tatlı kaşığı olacak kadar, fazla değil. Hatta toz biberi çok daha az. Bu kadar kafi. Ve tuzunu ilave ediyorum. Ve artık yoğurmaya geçiyorum. Güzelce bol bol yoğurmam gerekiyor. Yoğurma kabına da alabilirdim ama ben elimle bugün yoğurmak istedim. Diğer kıymamız da yağlıydı ve koyun kıyması içerisinde çok güzel yumuşacık bir köftemiz olacak. Bunu isterseniz patatesle fırına verebilirsiniz, isterseniz patatesle döküm tavada yapabilirsiniz veya dilerseniz döküm tavada iyice ince ince böyle yuvarlaklar yaparaktan mangal şeklinde de kısaltabileceğiniz enfes bir köfte. Bir 10 dakika yoğuralım. Evet, patateslerimi soydum ve bu şekilde dilimledim. Şimdi biraz tuz. Patateslerimi bir terbiyeleyeceğim. Hafif karabiber. Ve pul biber. Şimdi patateslerimi güzelce bu şekilde karıştırıp terbiyeleyeceğim. Köftelerim dinlendi. Köftelerimden birer parça alıyorum. Ve patateslerimin üzerine bu şekilde yapıştırıyorum. Bütün köfte ve patateslerimi bu şekilde dizeceğim. Bunun büyüklüğünü siz ayarlayabilirsiniz. İstediğiniz büyüklükte yapabilirsiniz. Bu şekilde köfte ve patateslerimi hazırlayacağım. Patates arasında kaybolabilir. Önemli değil. Köftelerinizi daha fazla kullanabilirsiniz. Bu şekilde hazırlayacağım hepsini. Ve bütün köftelerimi hazırladım. Ve buralarına yeşil biber koyacağım. Ve birazcık da közlenmiş kapya biber koyacağım. Ve artık pişirmeye alacağım. Ağır ateşte hafif hafif pişireceğiz. Aşamada biberlerimi böyle kenarlarına bırakıyorum. Buraya küçük arpacık soğan da koyabilirsiniz. Dilerseniz arzuya göre. Kapya biberlerimi de, közlenmiş olan kapya biberlerimi de bu şekilde üzerlerine ara ara koyup artık pişirmeye geçeceğim. Ve pişirmeye başladık. Kapağını kapatıyoruz. Kalın kalın olduğu için tıpkı fırında pişiriyormuşçasına fırın şekli gibi pişireceğiz. Ama ilk etapta birazcık yüksek ateş yaptım çünkü hemen köftelerimin yağını vermesini istiyorum. Ve gördüğünüz gibi köftelerim yağını hemen salmaya başladı. Ve burada artık tamamen kısık ateşe alıp kendi halinde pişmesini bekliyoruz. Köftemizin pişme aşaması. Peynir koyacağım. Şöyle hepsine bir
kaşarlarımız da çok güzel elindi. Ve artık yemeğimiz servise hazır. Enfes köftemiz hazır. Yanında tane tane pişmiş pilavımız ve peynir dolgulu cin biber turşumuz ve çok güzel, harika soğan suyu salatamız. Ve şu şekilde şöyle salatamızı da servis tabağımıza alalım. Ve yoğurduyla birlikte enfes bir menü oluşturmuş olduk. Evet, yapıp deneyenlere afiyet olsun diyorum. Ve buraya kadar videomu izlemişseniz ve sizin için faydalı olmuşsa, yararlı olmuşsa lütfen, hala kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğen butonuna basarak bana destek olmayı unutmayın. O kıymetli yorumlarınızı eksik etmeyin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın.